yaptınız? İşte uygulamada mı yaptınız? Tercüme konusunda ben Konstantin'in konuştuklarının tercümesini şöyle alıyorum. Benim elimde kılıç duruyor. Demokrasinin kılıcı olduğunu duruyor. Herhangi bir yanlış yaptığınız zaman indirin. Siz istediğiniz kadar lokal federasyon olarak kurallarınızı koyun, uygulayın. Benim düşünceme çok bir şey yaptığınız zaman bu kılıcı kullanırım böyle. Başı bir duramadık. Yani böyle karar verici konumda olan kurumlar kararını zamanında verebilseler 3 Temmuz'a, ESM'de, 7 Temmuz'a gelince, 10 Temmuz'a gelince diye düşünüyorum. Bir de geçen seneki milli takım olayına gelirsek, şimdi grubunuzda Almanya varsa tabii ki en iyi ikinci olma şansını kovalayacaksınız. En iyi ikinci olamadığınız takım playoff'a gitti. Başarı gibi görünüyor aslında sonuç olarak bakıldığında. Ama şimdi yabancı düşman olduğunuzu da düşünmüyorsun buradan. Tabii ki hiç kesinlikle öyle bir düşmanlığımız yok ama hocanın milli takıma verebildiği, seyircilere, Türk milletine verebildiği bir umut yoktu bence. Bir ışık yok. Ben Hırvatistan milli maçları oynanırken playoff maçlarından önce gerçekten içinde bir tutuntu yoktu bu maçı alacağımıza dair. Tek bir şeye inancım vardı. O da Türk milli takım oyuncularının gerçekten çok yürekten oynamaları. Ama bunu da hoca ne yaptı basın toplantısında? Onu da üstüne bir şart çekti. Zaten Türk oyuncuları duygularıyla ve içlerinden gelen duygularıyla oynuyorlar. Bu çok yanlış gibi bir açıklamada bulundu. O çocukların da yapabileceği şeylerin üstüne attı. Yoksa biz bunun örneklerini defalarda gördük daha önce. Tarık, büyük bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yani. Tabii. Almanya varsa grubumuzda başka şansımız yok diye. Çok güzel, doğru. Mantıklı olarak aslında, en iyi ikinci olmamız aslında, lazım. Aslında.